Seyyahların Gözüyle Eskişehir kitabını tanıtmak istiyorum okurlarımıza. Ve her Eskişehir yaşayanının, her Eskişehirli insanların okuyacağı nitelikte bir kitap. Seyyahların Gözüyle Eskişehir'de Eskişehir'in yakın tarihin her döneminde ne kadar önemli bir rol üstlendiğini görecek okurlarımız ve bu kitabı şiddetle okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, nelerden bahsediyor? Kısaca bize içindekilerden bir bahsedin. Eskişehir için önemli bir yazarımız var orada. Romanını yazdı. Evet. Anlatabilir misiniz? Tabii ki. Kısaca anlatayım ben ondan. Bahsedeyim. Halide Edip Adıvar, Milli Mücadele dönemi yazarlarımızın en önemlilerinden birisi biliyorsunuz. Halide Edip'in burada bahsi geçen kitabı Ateşten Gömlek ve Madame Tussauds Oteli diye anılan tarihte, yakın tarihimizde Gar anılan bölgesindeki. Gar bölgesindeki, istasyon bölgesindeki otelimizde yazdığı bir kitap söz edilir. Ve Milli Mücadele'de ne kadar katkıda bulunduğunu çarpıcı bir şekilde orada görebiliyoruz. Çünkü Eskişehir bu yakın tarihin her döneminde biliyorsunuz çok farklı roller üstlenmiş. Hem kültürel, hem siyasal, hem ekonomik anlamda. Evet. Ve bunların bütün izlerini de Seyyahların Gözüyle Eskişehir'de bulabiliriz. Yakın zamanda da çıktı Camdaki Kız ve eski kitapları da çok fazla okunuyor. Hemen hemen her okur kitlesine hitap ediyor şu anda. Aslında yüzlerce, binlerce kitap var klasikler. Burada her şeyi de bulabiliyorlar. Tabii. En önemlisi yani tüm okur burada kendine ait bir şey bulması. Hani Eskişehirli okurların böyle bir şanslı yanı var.